Hani sadece HDP'nin tarihsel sorumluluğu değil, sadece CHP'nin değil, sadece İYİ Parti'nin değil, diğer partilerin devamı geleceğin tarihsel sorumluluğu değil. Şimdi Millet İttifakı'nın içerisinde olmayan ya da emek özgürlüğünün içerisinde olmayan ama işte adaylığını koymuş diğer isimler de var mesela. Hocam o olmaz, sorulmazsa da olmaz şimdi. Mesela görüşülebileceği ifade ediliyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Deniz Zeyre vermiş olduğu bir röportaj var, bir demeç var. Orada o da işaret ediyor. Yani Memleket Partisi'ne her partiye olduğu gibi orayı da ziyaret etme ihtimali, Sayın İnce ile de görüşme ihtimali güçlü gibi görünüyor. Ama Sayın İnce dün de tabii hani Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın konuydu. Bir intikam duygusu mu taşıyor içinde? Acaba böyle mi yorumlamak lazım? Biraz bundan dolayı mı acaba o kapıyı kapatıyormuş hali var? Ama günün sonunda siyaset uzlaşı işidir ya. Bir siyaset bilimci olarak nasıl görüyorsunuz bu işin sonunu? Şimdi yani şöyle bakmak lazım biraz olaya. Sayın İnce nereden oy alıyor? Sayın İnce'nin oy kaynağı, oy deposu neresi? Şimdi bakın aslında buradan bir yere varacağız. Millet İttifakı'nın yaptığı şeyin önemini gösteren bir yere de varacağız. Şimdi toplumların bu tür kriz anlarında çok kapsamlı bir krizler döneminden geçiyor Türkiye. Deprem bunlardan biridir. Ekonomi bunlardan biridir. Toplumsal barışımızın hiç olmadığı kadar zedelenmesi bunlardan biridir. Adalet sistemimizin geldiği hal bunlardan biridir. Bunların tamamı çok büyük krizlerdir zaten. Ama bu tür kriz anlarında normalde toplumlar lider ararlar. Güçlü lider ararlar. Yani bununla çıkmak isterler. Mesela işte bu Hitler'in iktidara gelişine baktığınızda bunu görürsünüz. Dünyanın birçok yerinde benzer örnekleri görürsünüz. Ama biz burada Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu iradeyle bu krizi demokratikleşmeyle aşmaya çalışıyoruz. Ve bu çok başlı başına kıymetli bir şey. Dolayısıyla burada Sayın İnce'ye dönük teveccühün daha ziyade işte o lider arayışında olan kitleler tarafından gösterildiğini görüyoruz. Ve bu kitleler öyle kitleler ki liderinden başka bir alternatif duymak dahi istemiyorlar. Ha, evet. Yani aslında o demokrasinin olmazsa olmazı sizin söylediğiniz uzlaşmayı duymak dahi istemiyorlar. Evet. Çünkü dertleri uzlaşmak değil aslında. Böyle biraz böyle nasıl bunu kibarca söyleyebileceğim bilmiyorum ama hani uzlaşmayan ve işte böyle biraz hani şımarık çocuk gibi hareket eden bir yanları da var. Dolayısıyla bu lideri de aslında buraya iten bir şey. Sayın İnce'nin hatırlayalım konuşmaları daha yumuşaktı, gitgide sertleşiyor. Yani uzlaşmaya, kapıyı kapatmaya çok başlıyor. Biraz daha birbirinden farklı açıklamalar yapıyor gibi ve tonunu tabii da daha da böyle yüksek perdeden. Aynen öyle. Şimdi çünkü o kitlesiyle kurduğu ilişki aslında ona bu açıklamaları yaptırıyor gibi bir şey var günün sonunda. O yüzden bu noktada yani tabii ki Sayın İnce bir tarihsel sorumluluk taşıyor her siyasi lider gibi. Bunu yerine getirecek mi, getirmeyecek mi? Şimdi mesele bu. Toplumlar bazen iki tane seçenek arasında sıkışırlar sadece. Üçüncü seçenek dediğiniz şey her zaman en kötü senaryoya hizmet eder. Ha. Mesela 1933'te Hitler iktidara geldi Almanya'da. Orada işte herkes siyasi tarihe ilgili burada biliyorum. Yani sosyal demokratlar sosyalistleri suçladı. Sosyalistler liberalleri suçladı. Liberaller sosyalistleri suçladı. Bu birbirini suçlama ve ayrı şekilde seçime gitme denklemi içinde Hitler çok küçük bir oy aranıyla iktidara geldi. Ve sonra ülkesine o felaketi yaşattı. Dünyaya da o felaketi yaşattı. Dolayısıyla orada çünkü toplum iki seçenek arasında kalmıştı ve muhalifler bunu idrak edemediler. Hala az önce söylediğimiz gibi en çok istedikleri üzerinden bir Almanya tasavvurunda kavga ettiler. Ama en çok istemedikleri üzerinde aslında bir Almanya kavgası vermeleri gerekiyordu. Dolayısıyla bugün Türkiye'de herkesin vermesi gereken kavga aslında en çok istemediği Türkiye'yi bu topluma yaşatmamak üzerinden bir ortaklaşmadan geçiyor. Dolayısıyla Sayın İnce de bu toplumsal sorumluluğa, bu tarihsel sorumluluğa, bu siyasal sorumluluğa ortak. Bunu unutmadan hareket etmesi gerekir. Ama bedelini ödemeye de hazırım gibi bir tavrı da var. Bedelini yani sadece ödeyecek olsa hiç problem yok. Yani keşke bedelini sadece ödeyecek olsa. Bedelini bunun herkes ödeyecek. Her birimiz ödeyeceğiz. Mesela belki her birimiz işsiz kalacağız. Dolayısıyla belki Türkiye'de yaşayamayacak hale geleceğiz. O yüzden bu bedel ödeme meselesi sadece ona ait olan bir şey olmadığı için şuradaki toplumun bu konuda konuşma hakkı var. Not edildi Sayın Cumhurbaşkanı. Not defterinde varız. Aynen öyle. Dolayısıyla dediğim gibi Sayın İnce'nin bu tarihsel sorumluluğu, bu siyasal sorumluluğu görmezden gelmemesi gerekir. Bu birazdan zaten muhtemelen Hüseyin Bey'in yaptığı anketten bakalım, konuşacağız. Biraz. Şöyle bir dert var çünkü yani. İktidarın ne yapmaya çalıştığını hatırlıyorum. Sizin programlarınızda aylarca konuştuk. Yani iktidarın ana gayesi şuydu. Muhalefeti bölmek, bölerek seçime götürmek. Ya bir yek vücut haline seçime gitmesin istiyordu muhalefet. Çünkü bu iktidarın yıllardır yaptığı bir şey vardı. Kendisi ittifaklarını genişletirken muhalefeti parçalamayı becerirdi. Belli kodlar üzerinde. Tabii. Sayın Kılıçdaroğlu bunu aştı. Özellikle 2019 yerel seçimleriyle işte o daha nötralize edilmiş adaylar ve hem HDP'den hem İYİ Parti'den oy alma
potansiyeline sahip adaylarla seçimlere gidilmesi, tabii HDP'nin ve İYİ Parti'nin de burada olgunluğunu da teslim etmek lazım. Dolayısıyla bu aşılmıştı. Bugün gelinen noktada iktidar ittifaklarını genişletemiyor. Hatta genişletmeye çalıştığı anda karikatürize tablolar ortaya çıkıyor. Ama öbür taraftan muhalefet günden güne aslında ittifaklarını genişletiyor, büyüyor. Bir de aslında hocam gayet, çok özür dilerim. Özür dilerim ya. Gayet terörle iltisaklı olmuyor mu Hüdapar üzerinden? Evet. Bir de o da var tabii. Yani bakalım bu, o nasıl bir karar verecek. Evet, yani bu yani Hüdapar'ın Türkiye'ye dair rüyaları Cumhur İttifakı seçmeninin kabuslarıdır yani. Bunu unutmamak lazım. Yani 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan dediniz ya, hani muhalefetin bir araya gelmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir sözü vardı, onu hatırlarsınız. Yani biz kaybetmedik. Evet. Muhalefet birleştiği için kazandılar gibi bir tavrı vardı. Şimdi, o yüzden dolayısıyla burada yani seçimleri kazanacak bir tablo ortaya çıktı muhalefet açısından. İşte mesela Akşener krizinde çok sevindiğini biliyoruz zaten iktidar medyasının ve yakın grupların. Çünkü dediğimiz gibi dert bir şekilde çok adayla seçime gidilmesiydi, Cumhurbaşkanlığı seçimine. Evet. Çünkü ikinci tura kalmasın. Tabii bu amaçları o. Bu sefer birinci turda bu seçimi kazanamayacaklarını biliyorlar. Gördükleri şey bu. Peki ikinci turda seçimi kaybetmek mi istiyorlar? Hayır, ikinci turda seçimi kaybetmek istemiyorlar. Dertleri şu: birinci turda parlamento çoğunluğunu alayım. Bunu nasıl yapayım? Sayın İnce'nin alacağı belli bir oranda oy muhalefete bunu kaybettirebilir. Zaten iktidarın yaptığı seçim kanunu %41 ve 43 aralığında bir oy oranıyla dehont sisteminin aslında cilvesinden kaynaklı olarak biraz bu. Onlara şeyi kazandırıyor. Parlamento çoğunluğunu kazandırmak gibi ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Sayın İnce'nin alacağı %2'lik, üçlük oy bile kendisinin daha istemediği bir sonuca sebep olabilir. Birinci turda iktidar çoğunluğu kazanıp ikinci tura istikrar vurgusuyla gidebilir. Ki bizim toplumumuz kudretli bir yönetim sever. Yani öyle topal ördeğe dönmüş tırnak içinde Sayın Cumhurbaşkanı ifadesini, bir yönetim sevmez. O yüzden bu tutabilir. Yani. Şimdi siz dediniz ya, hani acaba şahsi hırsla mı hareket ediyor? İntikam isteği. Şimdi intikam isteğiyle mi hareket ediyor? Onu bilemem. Ama ortada olan bir şey var. Sayın İnce bütün tezini haklılığı üzerinden kuruyor. Yani ben haklıydım. CHP içindeki tartışmada haklıydım. Haklıydı, haksızdı, haksızdı. İnanın beni hiç ilgilendirmiyor. Benim derdim bu memlekette yaşayabilecek miyiz, yaşayamayacak mıyız? Benim için burada düğümleniyor. Sayın İnce de şuna karar vermek zorunda. Haklı olmak mı istiyor, yoksa kazananların içinde bir parça olmak mı istiyor? Ya da yaşananlar bir ülkede yaşamak mı istiyor? Bugün haklı olup tarih önünde haksız olmak mı istiyor, yoksa tarih önünde haklı olmak mı istiyor? Çünkü şunu unutmayalım ki tarih asla ve asla haklıları gündeme getirmez. Tarih kazananları yazar. Kazananlar tarih haklı gibi görünür. O yüzden Sayın İnce'nin bu tarih yazımını da unutmadan, buna da sadık kalarak bir yol belirlemesinde fayda var diye düşünüyorum. Oysa tüm köleler haklıydı. Peki.